Merhaba. Dilde sadelik herkesin anlayabileceği dil demek. Öztürkçecilik ise yabancı menşeli kelimelerin atılarak tamamen Türkçe menşeli kelimelerin kullanılması iddiasıyla ortaya çıkmış bir akım. Bu zamanla uydurmacılığa dönmüş. Çünkü atılan kelimelerin yerlerine Türkçe olduğu iddia edilen yeni kelimeler uydurulmuş. Bu uydurma kelimelerle konuşmaya taraftarları Öztürkçecilik demişler. Bunun karşısında olanlar ise buna uydurmacılık ya da uydurukça demişler. Sade Türkçe ve öz Türkçe birbirine çok karıştırıldığı için öncelikle bundan bahsedelim. Öz Türkçecilik sade Türkçe demek değildir. Mesela imkan ve mümkün gibi bazı kelimeler herkes bildiği için daha sadedir. Öz Türkçe diye söylenilen olanak, olanaklı gibi kelimelerden daha çok kullanılır. Bu kelimeler sadedir ama öz Türkçe değildir. Sade Türkçe demek herkesin anlayabileceği Türkçe demektir. Dilin kökenine, menşeine bakmadan konuşmak ve yazmak sade Türkçedir. Halk hakim derken siz yargıç diyorsanız konuştuğunuz dil sade değildir. Öz Türkçe olduğunu iddia edebilirsiniz ama bu sade bir dil değildir. Öztürkçe kullanacağım diye betik kelimesini kitap kelimesinin yerine kullanırsanız aynı şekilde sade bir dil kullanmamış olursunuz. Çünkü kitabı herkes bilir ama betiği çok az kişi bilir. Peki sade Türkçe iyi bir şey midir yoksa kötü bir şey midir? Yani herkes diyecek ki evet yani sade Türkçe iyi bir şeydir. Ama o kadar basit değil. Yerinde iyidir desek daha doğrudur. Bazen her şeyi herkesin anlamasına gerek yok. Çünkü herkesin kullandığı kelimeler bir işte derinleşmek istediğiniz zaman ya da bir meslek erbabı tarafından tarafından kullanılması gerektiğinde yeterli olmayabiliyor. Biz buna Türkçede terim diyoruz ya da diğer ismiyle ıstılah. Yani mesleğe has, uzmanlık alanına has, mütehassısların kullanmış olduğu kelimeler. Eğer derinlik isteyen bir mevzuda konuşmak istiyorsanız bu kelimelere muhtaçsınız, mecbursunuz. Bir ameliyat sırasında bir doktorun ucu eğri, bir tarafı keskin ve makas'a benzeyen şeyi verir misin demesi kolay mıdır? Bu bir sanayi ustasının kullandığı kelimelerde de böyledir, bir edebiyatçının kullandığı kelimelerde de. Bir edebiyatçının her bir mazmunu tek tek açıkladığını düşünün. Ya da bir din aliminin caiz, müstehap, haram, helal, mendup, mekruh, günah, sevap, ruhsat, farz, vacip gibi kelimeler yerine her kelimeyi tek tek açıklaması ne kadar mantıklı. Mesela vacip yerine şöyle mi demeliyiz? Bu emredilmiş ama bu emir tavsiyenin üzerinde yapılması istenmiş bir şekildedir. Yapılması gerekir, yapılmazsa cezası azarlanmaktır ve bazen de küçük cezaları vardır. Vacip demek mi daha kolay yoksa her defasında bunu söylemek mi? Burada doğru olan vacip ıstılahının manasının bilinmesidir ıstılahların yanında günlük hayatta bazen bazı ifadelerin doğru anlatılması ve düşünülmesi için nüans kelimelerin kullanılması gerekir. Bu da hem mantık hatalarını azaltır hem de doğru şekilde anlaşmak için şarttır. Aynı zamanda entelektüel olmanın da bir icabıdır. Yani bir meselede derinlik, ihtisas arttıkça nüans kelimelerde şart hale gelir. Her gördüğüne bir çiçek, bir balık demek veya renkleri 9-10 kelime ile ifade etmek bazen yetmez. Peki sade Türkçe ne zaman iyidir? Her şeyi yerinde kullanmak gerekir. Dile yerleşmemiş, karşımızdaki insanların bilmediği bir yerde anlaşmamız gerekirken bilinmeyen kelimelerin kullanılması iyi değildir. Yani sade Türkçe kullanmamız gerekir. Plaza dili denilen dil de budur. Yani dilimize henüz yerleşmemiş yabancı dilden kelimeleri alarak dilimize sokmaya çalışmak, bu kelimelerle konuşmaya çalışmak. Bu bugün olduğu gibi eskiden de aynı şekilde vardı. Çok eskiden çok bildiğini göstermek için Arapça ve Farsça kimsenin bilmediği kelimelerle konuşanlar vardı. Daha sonra bunların yerini Avrupa dillerinden alınan ve kimsenin bilmediği kelimeleri kullananlar aldı. Burada ölçü hali hazırda dilde olan kelimelerin kullanılmasıdır. Peki neden? İlk olarak lisan kültürün en mühim üç unsurundan biridir. Birinin kim olduğunu, hüviyetini, dünya görüşünü belirler, sınırlandırır ve gösterir. İkinci olarak diller, milli hafızaların koruyucularıdır. Bu temelde yazıyla yapılır ama yazılan kelimeleri anlamazsanız eski eserleriniz sadece yabancı dilde yazılmış eski kitaplar gibi kütüphanede yatmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü kimse onları açıp okuyamaz. O sebeple bugün dünyadaki pek çok dil yazıldığı gibi okunmaz. Çünkü okunuşu değişse de yazı değişmedikçe eski eserler anlaşılabilir. Sade dil bu noktada mühim. Çünkü tarihle bağlantı, milli hafıza ancak bu şekilde korunabilir. Sürekli olarak yabancı dilden alınan kelimelerle konuşmak dili değiştirir. Ve neticede dede ile torun bile birbirini anlayamaz hale gelir. Farklı dünyaların insanları olurlar. Temel ve basit meselelerde bile anlaşma sıkıntısı, tartışmalar ortaya çıkmaya başlar. Maalesef günümüzde olan da bu. Çünkü yeni nesil değil tarihini bilmek, 30 sene önce ne olduğunu bile bilmiyor. Nasıl ki hafızasını kaybetmiş bir insan her tehlikeye açıktır. Çünkü çünkü nereden nasıl bir saldırı geleceğini bilmez kimin dost kimin düşman olduğunu bilmez aynısı milletler için de geçerlidir tecrübesiz Tarihi dost ve düşmanlarını bilmeyen fertlerden oluşan bir toplum, bir millet tehlike içinde demektir. Düşmanını dost zanneder, dostunu düşman zanneder, kimin ne olduğunu bilmez. Bunun neticesi siyasi olarak da kendini gösterir. Bu bir felaketle neticelenebilir. Bunun örneği Azerbaycan'ın Sovyetler tarafından işgal edilmesi. Oysa daha Sovyetler yeni kurulmuştu. Hiçbir mukavemetle karşılaşmadılar. Çünkü düşman olarak girmemişlerdi. Çünkü oraya düşman olarak gelmemişlerdi. Tabi Azeriler böyle zannediyorlardı. Bu felaket görüldüğü gibi bazen maddi olabiliyor bazen de manevi olabiliyor. Adamın adı Ali, Veli, Mehmet, Ahmet ama adamın zihniyeti Hans. Adamın zihniyeti George. Adamın sadece adı Hasan, hafızası silinmiş, yerine başka birisi gelmiş. Hafızası silinmiş, gelenek, görenek, adet ve ananelerinden tamamen kopmuş bir güruh, bir halk veya millet değildir. İkisinin arasındaki fark birbirine sapa sağlam bağlanmış demirden mürekkep bir gülle ile rüzgarın kendisini savurduğu demir tozu arasındaki fark gibidir. Tek bir hedefe ilerlemeyen, eskilerin başka, yenilerin başka düşündüğü bir güruh. Birisi bir güruh olurken diğeri bir millet olabilir. Biri kendisini yok edecek bir rüzgarı beklerken diğeri yeni bir hedef bekler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.